GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin 90, 80 seviyesi altında hareketlerini sürdürdüğünü ancak bu seviyeye yakın hareketlerini devam ettiğini görebiliyoruz. Kısa vadeli 80.45 ve orta vadeli 81.53 bariyerleri önemli ve bu bariyerler altında dolar için negatif trendin devam ettiğini ifade edebiliriz. Özellikle dolar endeksiyle başlıyoruz analiz çalışmalarımıza çünkü dolar endeksinin hareketleri diğer finansal varlıklar üzerinde de etki yaratmaya gözlemlenmektedir. Özellikle Euro dolarda altın ve gümüşleri bunu çok net görebiliyoruz. Bu yüzden de dolar endeksinde ilgili grafik çalışmalarımız arasında yer verebiliriz. Çünkü dolar endeksinin düşüşü Euro dolar ve sterlin dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin oluşmasına katkı sağlıyor. Her ne kadar sterlin dolar paritesi için İngiltere'den gelen veriler olumsuz veriler aşağı yönlü bir baskı oluşturdu ve RSI indikatöründe de 70'in geri planda kaldığını görebiliyoruz. Yani 70 seviyesinden başlayan aşağı yönlü hareketler sterlin dolarda da aşağı yönlü bir baskı oluşturduğunu görebiliyoruz. Dün yine olumsuz bir İngiltere verisi vardı. Bugün de İngiltere'den olumsuz veriler sonuçlandı. Dikkat ettiysek sterlin dolar paritesi beklentimiz doğrultusunda kanalın altına doğru hareketlerini devam ettirmeye planlıyor. Gün içerisinde 1.6658'lere kadar geri çekildi. 1.6655 seviyesi önemli. Eğer 1.6655 destek noktası kırılabilirse aşağı yönlü sert hareketler tekrarını getirebilir. Bu yüzden de şu anda 1.6666'larda dikkatli olmakta fayda var. Aşağı yönlü baskı devam etmek istiyor. Gün içerisinde 1.6755'in altına kaldığı müddetçe satış baskısını devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 1.6655 destek noktasının kırılması durumunda da satıcılı seyrin kanalın alt noktası 1.6395'lere kadar devam etme potansiyelinin olduğunu RSI indikatörünün de bu durumu desteklediğini ifade edebiliriz. Euro dolar paritesine baktığımızda kanalın üst noktası 1.3793, kanalın alt noktası 1.3693 seviyesi. Buralarda Euro dolar paritesinin sıkıştığını görebiliyoruz. Biliyoruz ki 1.3693 alt nokta ve bu alt noktanın üzerinde kaldığı müddetçe mevcut yükseliş trendi devam etmek isteyebilir. Burada sorulması gereken soru şu: tepki satışları gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Gün içerisinde 1.3772'lere kadar yükseldi. Şu anda tepki satışlarını devam ettirmeye çalışıyor. Bu yüzden de 1.3693 bizim bugün dikkatle takip edeceğimiz bir noktadır. Bu destek noktası kırılmadan aşağı yönlü baskılar devam edebilir demek yanlış olacaktır. Buna dikkat etmekte fayda var. Çünkü şu anda 1.3693'ün üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. Dolar Türk Lirası özellikle kanalın üst noktası 2.18'in üzerine çıktıktan sonra aşağı yönlü hareketlerin düzeltiyorum. 2.18'in üzerine çıktıktan sonra yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi. Demek ki burası özellikle kanalın zaten üst noktasıydı. Burası dikkatle takip edilmeliydi. Evet, burası geçildi ve 2.18.60'ın da üzerine çıktı. Gün içerisinde hatırlarsınız bu seviyenin önemli olduğunu vurgulamıştık. Bu yüzden de gün içerisinde tekrar bakacak olursak evet 2.18 seviyesi önemli ama 2.17 onlardan dönüşünü de unutmamak lazım. Bu yüzden de 2.18 ve 2.17.10 seviyeleri günün kalanında dikkatle takip edilmesi gereken seviyelerdir. Özellikle bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürmesi yukarı yönlü potansiyelin devam etmesi yönünde bize önemli bir sinyal verecektir. Ve bu da yukarı yönlü hareketlerin 2.20.30 ve 2.21.30'lara kadar devam etme potansiyelini de arttırabilir. Yukarıda özellikle 2.1948 ama biz bunu 2.1950 olarak yuvarlayabiliriz. 2.1950, 2.2030 ve 2.2130 şeklinde yukarı yönlü hareketleri görebiliyoruz. Özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Dolar Türk Lirası'nda yukarı yönlü bir ivme kazanıldı diyebileceğimiz bir durumdayız şu anda. Dikkat ettiyseniz 2.18 ve Ichimoku indikatörünün bulutun hemen alt noktası 2.18.60'lardan destek alarak yukarı yönlü çıkışlarını sürdürdü. Bu yüzden de bu yükselişler devam edebilir. Yeter ki 2.18 ve 2.17 onların üzerinde kalmayı
sürdürsün. Şu anda da 2.19 13'lerde hareketlerini sürdürmektedir. Dolar yene geçtiğimizde gün içerisinde 102.40'lardan başlayan bir satış baskısı paritenin 101.91'lere kadar gerilemesine katkı sağladı. Genel anlamda baktığımızda özellikle mumları birazcık daha büyütürsek 21 günlük hareketli ortalama altında hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Eğer yükselişler devam edecekse 21 günlük basit hareketli ortalama olan 102.31'in üzerinde günlük kapanış şart. Aksi takdirde yeniden kanal seviyesi test edilebilir. Kanalın daha önceki alt noktası 101.28'di hatırlarsınız. Şimdiki alt noktaya bakacak olursak 101.45 civarları. Yani buralara kadar geri çekilme potansiyeli bu şartlar altında evet var. Ancak gün içinde hatırlarsanız sabah analizimize de ifade etmiştik. 101.75 ve 102.75 arasında bant var. Özellikle 101.75 günün kalanında dikkatle takip edilmesi gereken bir destek noktasıdır. Bu destek noktası eğer kırılırsa satıcılı seyirden bahsedebiliriz. Aksi takdirde yeniden yukarı yönlü hareketler hız kazanmak isteyecektir. Teknik yönünde bunu işaret etmektedir diyebiliriz. Ham petrol fiyatlarına bakacak olursak özellikle yükseliş kanalı var. Yükselen takos formasyonunda diyebiliriz buna. Üst noktası 102.79'lara yaklaştı. Gün içerisinde 102.62'leri test etti. 63'leri test etti hatta. Ancak buralarda çok fazla hani yukarı yönlü çıkışlarını sürdüremedi. Bu yüzden de biz diyoruz ki 102.79'un üzerine çıkması hem formasyonun da daha doğrusu hem kanalın formasyon kanalının üst noktasını geçmiş olacak hem de yukarı yönlü sinyallerin devamını sağlayacaktır. Ancak eğer 102.79 geçemezse işte bu formasyon gereği kanalın alt noktası 100.77'nin hedeflenmesini sağlayabilir. Bu yüzden de 102.79 günün kalanında dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye, bir bariyer olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet, Amerika'da olumsuz bir hava şartı var. Olumsuz hava şartlı piyasalarda etkili. Özellikle petrol fiyatlarında iklim şartlarından kaynaklı yukarı yönlü bir hareketliliği görebiliyoruz. Bu yüzden de ekonomik koşullar, daha doğrusu mevcut iklim şartları ham petrol içerisinde yukarı yönlü bir baskı sağlamakta. Ancak ham petrol yukarı yönlü çıkışlarını teknik anlamda çok fazla devam ettirmeyi düşünen bir durumla karşı karşıya değil. Çünkü RSI indikatörüne de baktığımızda hani yükselişler çok fazla yorulduğunu görebildiğimiz bir durumdayız. Bu yüzden 102.79 gerçekten gün içerisinde çok önemli. Bu direnç noktası eğer geçilmezse yeniden satış baskısı oluşabilir. Dikkat etmekte fayda var. 102.79 önemli demiştik. Bu seviyenin altında da 100.70'ler kritik. Buralara da dikkat etmekte fayda var. Ama şu anda dikkat edeceğimiz nokta 102.79'dur diyebiliriz. Altın fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok düşüncemizde. Ne demiştik? Orta vadeli satıcılar 1350 seviyesine yaklaştığında aşağı yönlü baskı oluşturmakta. 1307'lere doğru gerileme gerçekleştiği zaman da kısa vadeli alıcılar yine piyasada etkili olmakta. Dün 1312'ler test edildi. Bugün de 1314'ler test edildi. Yani şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 1307 desteği kırılmadan kısa vadeli yükseliş trendi bitti demek yanlış olacaktır. Eğer 1307'nin üzerinde kalmayı sürdürürsek 1350'lere doğru yeniden bir toparlanma eğilimi içerisine girebiliriz. Ancak burada dikkat edelim. 1350 de kritik bir bariyerdir. Orta vadeli düşüş trendi mevcut. Düşüş trendinin üst noktası 1350'den geçmektedir. Bu dirençle geçilmeden orta vadeli düşüşler bitti demek yanlış olacaktır. Şu anda orta vadeli satıcılarla kısa vadeli alıcıların kıyasıya bir mücadelesi var. Yani Ayıboğa piyasasında gerçekten önemli bir mücadele içerisinde olduğumuzu ifade edebiliriz. Altın fiyatlarında bu bağlamda bekle gör politikası işlem stratejileri açısından önemlidir. Satışlar için 1307'nin kırılmasını, alışlar için 1350'nin geçilmesini beklemek
riskimizi minimize etmek açısından önemlidir. Ama yine ben gün içerisinde alışlarda bulunmak istiyorum diyen yatırımcılar varsa 1325 direncine dikkat edelim. Dün de buralara kadar yükselmişti ama geçememişti. Bugün de 1322.47'lere kadar yükselmişti. Bu yüzden de 1325 direncine bakalım. 1325 direnci geçilirse 1335, 1350'ler tekrar sorgulanmak istenebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Günün kalanında 1307'nin üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. Gümüş fiyatlarına bakacak olursak 20-60 seviyesinden almış olduğu destek yukarı yönlü çıkışını sürdürmekte. İlk bariyer 22-10, 22-10 seviyesi gerçekten önemli. Bu seviyenin geçilmesi durumunda yükselişler devam edebilir diyebiliriz. Kısa vadeli 21-30 günlük destek noktamız. Bu destek üzerinde günün kalanında yükseliş beklentisi devam etmektedir. 22-10 geçilmesi durumunda da yukarı yönlü hareketler ivme kazanılabilir. Genel anlamda Euro'larda, Sterlin Dolar'da, Dolar Türk Lirası, Dolar Yen, Ham Petrol, Gümüş, Altın ve Dolar Endeksi ile ilgili beklentilerimiz teknik olarak bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ve stop loss kullanmayı ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler.